Ersoy nerede bilmiyorum. Ne planlıyor bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, kafayı tepeye taktı. Tepeye dair bir şey hazırlıyor. Tepe kim? Kırmızı plakadaki ilk 5 sırayı götürecek. Siyasi komplolarla artık bu mümkün değil. Öldürmekten başka çaresi yok. Tek başına değil herhalde Ersoy. Kaşifoğlu var. Eski istihbaratçı. Kaşifoğlu kimin adamı onu bilmiyorum. Kimin adamı olacak? İsrail'in adamı. Usta, devletin zirvesi yine bir araya mı gelecek? 19 Mayıs'ta geçti. Devlet bu. Tabii ki bir araya gelecekler de. Ersoy her yerde istediğini yapamaz. Abdülhey, Alper'in yanına git. Bütün programları öğrenin. Gizli, aleni ne varsa söylesinler. Alper'e söyleyeceğiz değil mi durumu? Söyle. Cahit, kimse öldürmesin müdürü. Daha işimiz var. Tamam abi. Usta. Ne zamandan beri ihanet edenlere merhamet ediyoruz? Bir sürü böyle adam var. Hangi birini öldüreceksin? En azından ne mal olduklarını biliyoruz. Yenilerin ne olduğunu, kim olduğunu biliyor muyuz? Neredesin Leyla? Evdeyim, sen? Misafir kabul ediyor musun? Gel canım. Açsan bir şeyler hazırlayayım. Ne varsa bir şeyler yerim. Gerçi sende envai çeşit kahvaltılık vardır. Tombik, hadi bir şeyler hazırla. Ünsal geldi efendim. Gelsin. Geçmiş olsun efendim. Sabahtan beri böyle bir şeyin nasıl gerçekleşebildiğini düşünüyorum Ünsal. Kim buna nasıl cüret eder? Adi vaka da olabilir. Umarım adi vakadır. Bu olayı aydınlatacak olan sensin. Neden hadise olur olmaz haber vermediniz? Önce kendi işimi soruşturmam gerekiyordu. Bana bilgisayarımı getir Ünsal. Kopyalanmışsa kopyalandığı yerleri tespit et. Ama bilgisayarım benden alındığı gibi elimde olacak. Emredersiniz efendim. Bu ne? Ne varsa dedin. Başka da bir şey yok vallahi. Biliyorsun artık yemiyorum. Kaç senedir zayıfsın. Almazsın ki kilo. Korkusu bana yeter canım. Ne olmuş ki? Sen tombikken de çok tatlı bir insandın. Tatlı insan olmak tatlı kadın olmaya yetmiyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yıllarca biri de bir gün bana laf atar mı diye bekledim. Hadi canım. Hı hı. Mesela geçen adliyeye gidiyordum. Adama biri laf attı. Bizim polisler de gördü. Baktım alacaklar. Bırakın dedim. Hepsi şaşırdı. Bir de namın da sert tabii. Ben hayatta laf atan adamı mahkemeye yollamam. Hangi kadın böyle bir şey kabul eder? En azından bana laf atanı mahkemeye sevk etmem. Böyle bir ahtım var. O zaman Ferit kaçtı diye ölüyorsun derdinden. Ferit umurumda mı benim? Mesleğimi elimden almışlar. Ne Ferit'i? Kimse senin mesleğini elinden alamaz. İyice yoruldum. Soğudum Polat. Bir mücadelenin içindeyim ama ne için, kiminle mücadele ettiğimi unuttum. Ben bunları söylerken sana bakıyorum da hiç yorulmuşa benzemiyorsun. Sen yorulmadın mı? Ben senin düşündüklerini düşünmemek için uyumuyorum bile. Oradan oraya koşturup duruyorum. Yoksa hiçbir şeyden yorulmadım. İdeallerimden yorulduğum kadar. Ne olacak bizim halimiz? İyi olacak. Nasıl iyi olacak? Nasılını bilmem. Ama olacak. İnci bırakmaz bu işin peşini. Konuşurum bırakır. Güçlü diye mi beğeniyorsun İnci'yi? Beğendiğimi kim söyledi? O zaman güçlü diye hayır diyemedin. Hayır demediğimi nereden biliyorsun? Siz erkekleri anlamıyorum. Elif diye diye canını bile verdin. Adım gibi eminim ki bir gün bile Elif'i unutmadın. Bir saniye bile. Ama gittin Ebru ile evlendin. Umut. İnsanın içindeki Elif bile ölüyor ama umudu ölmüyor. Öldü mü Elif diyorsun? Benim içimdeki Elif ölmez. Çünkü Elif'i sevdiren Allah. Allah başka birini daha sevdirirse severim. O, topu da taca attın. Sen beni boş ver. Senin içindeki ne diyor? Hı? O kadar yorgunum ki. İçimdekini de unuttum. Sen yalan söylediğin zaman acayip bir gürültü çıkıyor içinden. Onu bir tek ben duyuyorum. Belki bir de Hikmet. Ben hayatta yalan söylemem. Bak yine çıktı ses. Niye geldin sen? Beni istifadan vazgeçirmeye mi? Onu telefonda da yapardım. Niye geldin o zaman? Seni görmek istedim. Niye? Tek arkadaşımsın. Bir sürü arkadaşın var. Onlar benim dava arkadaşım. İnsanlar dava arkadaşlarına güçsüzlüklerini göstermezler. Ben bir güçsüzlüğünü görmedim. Bir seferde göstersen benden kaçarsın. Ben hiçbir şeyden kaçmam. Duyuyor musun o gürültüyü? Aman Polat ya! Yemeyeceğim. Sırtına bir şey alsaydın bari. Hava o kadar güzel ki. Tombik, teşekkür ederim. İki zeytinle bir parça peyniri teşekkür mü edeceksin? Yanımda muhabbetim vardı. Çok iyi geldi. Ben teşekkür ederim. Asıl bana iyi geldi. Hastaneye mi? Hastaneye doğrayacağım. Sabah çıkaralım annemi diyorum. İyi olur. Ersoy'u ne yaptın? Lağım faresi lağımda dolaşıp duruyor. Ama elbet yerin üstüne çıkacak. Zaten bütün tadımı da o kaçırıyor ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi üşüyeceksin, gir içeri. Sen git, girerim. Ne yaptınız Abdülhey? Abi, buluşmamız lazım. Başbakan seninle görüşmek istiyor. Rahat konuşmak için telefonu kripto moduna geçir. Geçtim abi. Abi, bir program gözükmüyor Ersoy'un saldıracağı. Alper Başbakan'la temasa geçince Başbakan senden dinlemek istedi. Neredesiniz şimdi? Biz yanına geçiyoruz. Geliyorum. Baba, adam sana bıçağı sapladı. Biz onu neden yaşatıyoruz? Senin anlamadığın işler. Benim bir şeyim yok. Annene de kardeşine de söyleme sakın. Pusat kardeşine söylemiş mi? 1000 kere tembih etti İlhan söylemeyin diye. Söylememiştir herhalde. İyi. Zaza ile Murat dışarıda mı? Dışarıdalar. Benden başka da kimse o ikisini yan yana getiremezdi. Zerre anlamıyorum seni. Baban gibi olursan anlarsın. Bu alem tuhaf bir alemdir. Kan davası kan çıkmadan bitmez. İki taraf birbirini öldürmeden durmayacaktı. Bizim kanımız çıkınca iki taraf da bize minnetle bağlı kaldı. Şimdi biz ne desek onu yapacaklar. Peki senin canınla oynamaya değer mi? Karşılığını alırsan değer. Seversen müsaade et, öldürem kansız. Benim sapladığım bıçağı ciğersiz yiyemedi. Seninkini mi yiyecek? Benim kurşunum zehirlidir dayı. Oğlum sulh edecek. Mecburum biraz. O da Yaşar'ın hatırına ha. Ya Allah'ın hatırcısının ne hatırı olacak dayı? Üf, dayım hakemi vurdu ha. Ben bile anlayayım. Sen nasıl anlamışsın dayı? Anne de işine gelmeyi. Tavşan almayacak ya yanına. Nedir durum? Ağır bir şey yok abi. Kenan yanında şimdi. Bunlar? Sakinler. Sizin hiç utanmanız yok mu? Biz size barışın diyoruz, Yaşar Ağa hakem diyoruz, Siz onun yanında birbirinize giriyorsunuz. Bana söyleme, adamına söyle. Adamın sizin raconunuzu takmıyorsa bana ne? Murat, senin dilin çok uzun. Bırakmışsınız ki kısaltak. Ha. Zaza, bir şey kısalacaksa ben kısaltırım. Bir şey uzayacaksa ben uzatırım. Polat Alemdar diyor ki, Yaşar Ağa'dan helallik almadan, birbirleriyle barışmadan karşıma çıkmasınlar. Aksini söyleyecek varsa yüzüme söylesin. İlhan. Sor bakalım ağan helallik için kabul ediyor mu? Ağam, Memati, Zaza ve Murat sizinle görüşmek istiyor. Gelsinler. Buyurun. Dayı, Memati baş gider gitmez indirek. Bir sus ha, bir sus. Geçmiş olsun Yaşar Ağa. Dostlar sağ olsun. Helal olsun. Büyük adamsın. İki hasmı barıştırdın. Dostlarım büyük. Benim sözümü yere düşürmezler. Yaran nasıl? Yaram iyileşir. Acısını da bu iki dostumun tokalaşması bitirir. Önderlikten gelen talimat aynen şöyle. 15 Haziran'a kadar benim dediklerimi yaparsanız Türkiye barışa kavuşur. Aksi halde Türkiye bölünmeyi kabul etmiş demektir. Önderiniz bizim dediğimiz çizgiye geç de olsa geldi. 15 Haziran'ı beklemeye gerek yok. Şimdiden harekete geçeceğiz. Şartları biz hazırlayacağız. İngiliz ajanlar 1920'de istihbarat raporu göndermişler Londra'ya. Rapor net. Kürt devleti kurulursa Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da tekrar hakimiyet kuramaz. Dün bu hakimiyeti kuracak gücü yoktu Türkiye'nin. Ama bugün var. Nasıl dün Arapları İngilizler kullandıysa bugün de Amerikalılar kullanmaya çalışıyor. Ne 1920'deyiz ne de Araplar eski Arap. Artık dünyanın her yerinde herkes her şeyin farkında. Öyle değil. Medya ne diyorsa insanlar onun farkında. Ben sınırların değişeceğini biliyorum. Eski sınırların hepsi kalemle çizildi. Kalemin mürekkebi kurudu. Eğer siz Türkiye'ye engel olmazsanız, Türklerle Kürtleri ve Arapları birbirine düşman etmezseniz, Yemen'den Bosna'ya, Fas'tan Afganistan'a kadar bu topraklar Müslümanların, Türklerin nüfus egemenliği altına girer. Sanki sen Türk değilmişsin gibi konuşuyorsun. Orta Doğu'da Arap Baharı yaşanırken Müslümanlara cehennemi yaşatmak lazım. Günter, senden istediğim belli. Mezhep işinin üstüne gidip örgütle çatışır hale getireceksin. Organize edildi. Fitilin ateşlenmesini bekliyoruz. Şahmeran, sen de çaylaklardan oluşan bir ekibi Kaşifoğlu'nun söyleyeceği birliğin üstüne yolla. Hepsini yok etsinler. Sonra? Adamların öldükten sonra ben de halkı galeyana getirip karakola saldırtacağım. Biraz pariskanla girmek lazım. Bu kaosun birinci ayağı. Büyük ayağı nerede? Ne planlıyor? Ersoy Ulu Bey, devletin tepesini yok edecek. Hanımefendilerin programı var. Hangi hanımefendilerin? Benim eşim, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, Genelkurmay Başkanımızın eşi. Üst düzey güvenlik önlemi var efendim. İptal edelim mi programı? Ben de Alper gibi düşünüyorum. Programı iptal etmeyin, tedbirleri arttırın. Biz de orada olalım. Müdürden başka bir şey çıkmadı mı? Kaşifoğlu'nu söyledi. Onu zaten biliyoruz. Devletteki gücünü biliyor musunuz? Çoğu tasfiye oldu. Ama illaki artıkları vardır. Gladio artıkları. Artıkları tek tek tespit etmek önemli. Eski güçleri kalmadığı halde kendilerini güçlü gösterip görevlileri etkileyebiliyorlar. Sen Ersoy'u ele geçir. Merak etme. Ben bunları temizleyeceğim. Abi niye programı iptal ettirmedin? Başka türlü Ersoy'un ortaya çıkacağı yok. Eğer Ersoy bu işin peşindeyse işini bitiririz. Ayrıca madem sadece devletin zirvesi değil, eşleri de birlik beraberlik içinde, bir şerefsizin bunu bozmasına izin verecek değiliz. Sizin burada ne işiniz var? Seni merak ettim. Ne yapıyorsun? Attınız bizi buraya, sürünüyoruz. Geçer geçer, rahat ol sen. Bu gece senin nöbetçi olman lazım. Neden? Örgütçüler birliğe sızma yapacaklar. Acemiler, hepsini öldüreceksiniz. Sonra ilçeden cesetlerini yerlerde sürüyerek götüreceksiniz. Çıldırdın mı? Kaşifoğlu, isyan çıkar. Benim istediğim de bu. Bunu koyun. Savcının yasak aşkı diyelim mi gerçekten İnci Hanım? Diyeceksiniz tabii. Mutluluklar dileyecek halimiz yok. Bence basmayalım. Elimizde koz olarak tutalım. Bırak şimdi kozu şantajı. Bu basılacak. Siz bilirsiniz İnci Hanım. Sen bu adamdan hakikaten hoşlandın mı? Çok. Ömrümde hiç kimseden bu kadar hoşlanmadım. İskender dahil. İyi de böyle nasıl bir şey elde edeceksin ki? Sen de ben de biliyoruz ki Leyla arkadaşı. Aralarında bir şey yok. Sen öyle zannet. Polat da savcı da birbirlerinden hoşlanıyorlar. Nereden biliyorsun? Böyle olmasaydı bu kadar içim acımazdı. Ben şimdi heyecandan yatamam ki. Niye sabahı bekliyoruz? Gidelim evimize. Sabah ola hayrola hanım. Uyuyamazsan da otururuz, sohbet ederiz. Uyumayız. Anlamıyor musun Ömer Bey? İş yapmayınca zaman geçmiyor. Ben yatmaya alışmış insan değilim ki. Kaç yılın yorgunluğu var anne. Ancak dinlenirsin. Benim sabah biraz işim var. Leyla da gelecek. Çocukların haberi var. Eve ziyaretine gelirim. Merdivenler nasıl olacak oğlum? Şimdilik taşıyacağız seni sandalyeyle. Ama bir yolunu bulacağız. Olmadı düz ayak eve çıkaracağım. Efendim, Hüseyin isimli bir şahıs sizinle görüşmek istediğini söyledi. Hüseyin kim? Forex dersen tanır dedi. Hüseyin'in burada ne işi varmış? Bilmiyorum. Ne işin var burada Hüseyin? Mecburen geldim efendim. Size bilgi vermek istedim. Hüseyin açığa çıkarsın. Bir daha ben seninle temasa geçmeden bana ulaşma. Nedir mevzu? Ünsal beni Arap paralarıyla ilgili tehdit ediyor. Ne yapmam gerekiyor? Biraz avanta vereceksin, oyalayacaksın. Paralar Amerikalılara gitmeyecek. Hı hı. Efendim, bahsettiğiniz konularda gelişmeler oldu. Yaşar, İzzet, Haşim ve Murat'ın güvenliğini oluşturdum. Paralarını kontrol etmeye başladım. Güzel. Bunların paraları da canları kadar değerlidir. Aman paralarının değerini düşürme. Daha değil. Daha değil. Şimdi. Bakmayacak mısın? Bugün değil. Seni anlamak mümkün değil İnci. Madem Polat'a böyle bir zaafın var, Ersoy'un yanında ne işin var? Her insan hata yapar. Sen hiç yapmadın mı? Usta, buradan fare olsan bir delikten çıkamazsın. Her taraf polis. O yılan çıkacak bir delik bulur. Siz de polisin baktığı yerlere bakın. Ola ki gözünüze bir şey takılır. Komutanım, ceset düştü. Devam et. Komutanım. Devam et, şimdi alamayız. Siz takipte olun. Şurada çay ocağı var, ben oradayım. Usta, çay içilecek zaman mı? İşim var Memati. Nasılsınız? Haberleriniz iyiyse ben de iyiyim. Nedir Kuzey Irak'ta durumlar? Şamir, Şahmeran, Günser ve Kaşifoğlu bir görüşme yaptılar. Ersoy sonrası için mi yoksa hala Ersoy'dan umutları var mı? Benim öğrendiğim iki taraflı plan yapıyorlar. Hem Türkiye içine dair planları var. Bu hem Ersoylu hem Ersoysuz. Hem de Türkiye dışına. Suriye, Irak ve İranlı Türkiye'yi birlikte kapsayan. İç çatışma çıkaracaklar yani. Görünen o. Güneydoğu'nun devletle bağını tamamen koparmak istiyorlar. Suriye'deki hareketler biraz da bununla alakalı. Kaos ortamı var. Herkes kendi planını yapıyor. Peki İngilizler kimden yana tavır aldı? Şu an Amerikalıların stepnesi gibi duruyorlar. Ama hem Almanlarla hem İsrail'le dirsek temasındalar. Niye Amerikalılar Kandil'i boşaltmıyorlar peki? Senin anlattıklarını onlar da biliyor. Kandil'dekilerin hesaplarına el koyuyorlar. Ama pozisyonlarını da koruyorlar. Hesap işi bizim tansiyonumuzu düşürmek için. Yoksa Kandil'i tasfiye edecekleri yok. Kandil'deki ordudan Kuzey Irak'taki hükümet de rahatsız. Ama onlar da bir seferde düşman cephesini genişletmek istemiyorlar. Arap coğrafyasındaki hareketlenmeler Kuzey Irak'ta sıçrayabilir. Kandil'dekilerle bizim eski Gladiocuların bağını koparmak lazım. İlk etapta Ersoy'la Kaşifoğlu'nun kollarını keselim, sonra diğerlerine bakalım. Hay hay. Uyuşturucuyla kaçak işi nasıl gidiyor? Hem İzzet Ağa'nın hem Yaşar Ağa'nın durumu iyi. Bir sıkıntıları yok. Ben onları yok edersem yerlerine sizin adamlarınız gelebilir mi? Hazırlamak lazım. Nereden baksanız bir seneyi bulur bu hazırlık. Sonbahara kadar hazırlığınızı yapın. Bir sene vaktimiz yok. Hazır mısın adam? Hazırım. Hadi gidelim. Anne istiyorsan biraz dışarıda gezelim, öyle eve gidelim. Evimi özledim kızım. Hanım gören de diyecek ki bu evde ne var? Neyini özledim? Ben yanındayım zaten. Ömrümüz orada geçmiş bey. Nasıl özlemeyeyim? İkiniz taşıyabilecek misiniz? Benim halim malum. Tek bile çıkarım anamı, sen rahat ol. Bir şey mi oldu anne? Yok. Yurt genelinde Ersoy Umut Bey ile bağlantılı tüm isimlerin taraması yapılıyor. Henüz bir sonuç yok efendim. İzninizle. Sağ olun. Var mı hanımefendilerin programında bir sıkıntı? Efendim, orada sıkıntı yok. Ama Güneydoğu'da büyük sıkıntı var. Efendim, teröristlerin cesetleri köyden geçirilirken bir tanesi yerlerde sürüklenmiş. Halk galyana gelmiş. Provokasyon mu, kaza mı? Efendim, pek kazaya benzemiyor. Halkın uyarısına rağmen kamyonet uzun süre durmamış. Derhal Genelkurmay Başkanı'nı buraya çağırın. Valiyle irtibata geçin. Duruma müdahale etsin. Baş üstüne efendim. Affedersiniz. Benim güvenlik için dışarı çıkmam gerekiyor. Çocukların hediyelerini getirin. Çıkabilirsin. Söyle Alper. Emin misin? Ersoy'un yerini tespit etmişler. Neredeyse söylesinler biz gidelim. Alper bizi bekleyin. Biz burada kalalım. Onlar yapsınlar operasyonu. Neticesini haber versinler. Alper, abiyi duydun. Operasyona başlayın. Tüm birimlere haber verin. Sayın Başbakan'ı da bilgilendirin. Derhal soruşturma başlatıyoruz. Olayda kimin sorumluluğu varsa cezasını çekecek. Bu konunun hassasiyetine defalarca konuştuk. Teröristle mücadele farklı, terörle mücadele farklı. Efendim, Ersoy Ulubey'in yerinin tespit edildiği bilgisi geldi. Sağ ele geçirilecek. Kesin talimatım olduğunu söyleyin. Emredersiniz efendim. Ersoy'un arkasında hangi devlet var sizce? Bunu Ersoy'dan bizzat öğreneceğim. Tabii kendisi de biliyorsa. Usta, Abdülhey ile Cahit gidip baksınlar bari. Ersoy oradaysa bizi arasınlar. Tamam mı usta? Buranın altı ne? Bizans sarmışlar abi. Her tarafta mahzenler, dehlizler var. Abdülhey, arayın evden çıksınlar çabuk. Tamam. Efendim, yemi yuttular. Bizim verdiğimiz yere gidiyorlar. Silahı ver. Kımıldamayın. Bu tabloyu görünce gözlerim yaşardı. Eşleriniz Türkiye'nin daha büyük devlet olmasına çalışırken siz de bu devlete uygun milleti yetiştirmek için gece gündüz çalışıyorsunuz. Eşlerinizin size olan bağlılığını biliyorum. Merak ederler şimdi sizi. Arayıp Sayın Başbakan'ı bana verir misiniz? Derhal Cemirlerle telefon konuşmalarını kesin. Dışarıyla irtibatı kalmasın. Anlaşıldı. Bana evin planlarını getirin. Ersoy'un nereden geldiğini bulalım. Eve nasıl girilir onu bulalım. Eşim arıyor. Bakalım hanımefendiler ne yapmışlar? Aman bizi karıştırmasınlar organizasyonlarına başbakanım. Alo. Sayın Başbakan. 1 saat içinde devletin zirvesindeki herkes istifa etmezse eşlerini tek tek öldüreceğim. Alo? Alo! Oğuz, burası kalabalık oldu. Bir kişiyi dışarıya yolla. Polat Alemdar, Memati, Abdülhey buradan gitsinler. Bunlar devlet adabı bilmezler. Bir delilik yapıp hanımefendilerin hayatlarını tehlikeye atarlar. Evden bir kadını bıraktılar. Polat Alemdar ve ekibi gitsin yoksa tek tek vurmaya başlayacağım demiş. Ayrıca müdahale olursa hanımefendilerden birini öldüreceğim demiş. Gittiğimizi bildirin. Müdahale olmayacağını da söyleyin. Peki efendim. Memati, ortalıkta fazla görünmeden evin detaylarını sor. Var mı başka girişi, bir zayıf noktası? Tamam usta. Tamam. Çok sıcak oldu burası. Ben sizin kardeşiniz sayılırım. Benim yanımda kapalı oturmanıza gerek yok. Başınızı açabilirsiniz. Sizin haddinize mi düşmüş bizim başörtülerimize dil uzatmak? Size iyilik de yaramıyor. Doğru ya. Eşleriniz kefen giymiş. Allı pullu gezecek haliniz yok. Buyurun. Bu nasıl olur beyler? Olan olmuş Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi ne yapacağız? Operasyonu kim yürütüyor? Arkadaşlarımız da orada, Polat Alemdar da. Ersoy başka bir pazarlık için mi yapıyor bunu? İstifalar konusunda ciddi mi? Teröristle pazarlık edemeyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Ersoy ne isterse istesin, istediğini alamayacak. Perişan olmuş zavallıcıklar. Hanım baktı Hikmet. Belli Hikmet'in baktığı. Hikmet kendine baksın. Ne var anne? Sulanacak saatte suladık işte. Sulamayla çiçek yetişmez ki oğlum. 2 güzel söz söyledin mi? Ben kime güzel bir şey söylemişim ki ota güzel bir şey diyeyim. Aman iyi yaptın. Söyleme kimseye güzel bir şey. Biraz bahçede soluklanmak ister misin ama? Yoruldum bey. Biraz uzanmak istiyorum. Hadi bakalım Hüsnü Bey. Validemiz arzu ederse tek başıma çıkarayım. Yok evladım. Hikmet'le birlikte kaldım. Belinize bir şey olmasın. Kızım, teşekkür ederim sana. Allah razı olsun. Gidebilirsin yavrum. Yok efendim. Ben burada refakatçi kalacağım. Yemek yapabiliyor musun? Pek beceremem. Öğretirsin hanım kızımıza. Ben yaparım yemekleri anne. Tabii yaparsın savcı hanım. Gazetelere göre yengemiz sayılırsın. Erhan. Ne olmuş ki gazetelere? Oğlunla evleneceklerini yazmış gazeteler. Kızım, böyle bir şey var da bizden niye saklıyorsunuz? Yok anne öyle bir şey. Oğlununkinin intikamı. Benim mesleğimden de etmek istiyor. Hadi anacığım. Hadi. Nerede lan bilgisayar? Satmışlar efendim. Kime? Tanımıyorlarmış. Kimin adamı bunlar? Zaza'nın. Bunların bilgisayarı sattığı adamı öğrenin. Sıkın kafalarına gitsin. Abi tamam abi. Abi ne olur. Abi lütfen yapmayın abi. Abi. Cumhurlarla konuşmasını kestim. Medyaya yansımadan işi bitirmemiz lazım. Nasıl bitireceksin Polat? Ersoy'un girdiği yerden girelim diyor arkadaşlar. Ama Ersoy orayı tuzaklamıştır. Bir yol bulacağız. Ben oraya geliyorum. Beni bekleyin operasyon için. Gerekirse Ersoy'la ben görüşeceğim. Ben de geleceğim. Siz devletin başısınız. Sizi riske atamayız. Sayın Başbakan haklı. Sizinle geliyorum Sayın Başbakan. Sizin gittiğinizi zannediyorum. Beni gitti zannetmeye devam et Ünsal'cığım. Laptop'u aradığını duydun. Bulamazsan Feller sana zarar verir. Bu sana hediyem olsun. Bu iyiliğinizi neye borçluyum? Sen de benim kadar Feller'den haz etmiyorsun. Düşmanımız ortak. Yanlış biliyorsunuz. Feller'i benim kadar iyi tanıyorsun. Senden vazgeçtiğini biliyorsun. Bu ülkeyi yönetmene izin vermeyeceğini de anladın. Sizinkiler 28 Şubat'ta kaç yıl iktidarda kaldı ki bana iktidar vaat ediyorsunuz? Hadi Feller'i size sattım. Karşılığında ne alacağım? Birincisi, ölmemeni garanti ediyorum. İkincisi, Ersoy'un yerine seni getirmeyi vaat ediyorum. Üçüncüsü, Ersoy gibi yer altına mahkum kalmayacağını, devletin tepesine geçeceğini garanti ediyorum. İnsalcığım, Feller bu toprakların misafiri. Misafir evine dönecektir. Ama biz ölsek de buraya gömüleceğiz. Karar senin. Bomba ekibiniz var mı? Var. Ekip girmesin ama orayı tutsun. Eğer hiç çare kalmazsa orayı zorlarız. Anlaşıldı. Abi kimsenin bir şey bildiği yok. Her evin altından aşağıya bir gidiş var diyorlar. Ama bağlantısı var mı onu bilmiyorlar. Ben baktım. O evin bağlantısı yok diğerleriyle. Usta, benim aklıma gelen tek şey var. Başbakan girdiği an riski alacağız, içeri dalacağız. Ben de onu düşünüyorum da nasıl dalacağız onu bulamıyorum. Bana bilgisayar uzmanını çağırın hemen. Bak bakalım, şifreyi kırabilecek misin? Buyurun efendim. Sağ ol, çıkabilirsin. Nedir vaziyet? Ersoy deli. Delinin ne yapacağını kestirmek çok kolay. İçeriye tek bir müdahale şansımız var. Eğer başarılı olamazsak hanımefendileri kaybederiz. Ben yanına geleceğim. Hanımefendileri bırakması kaydıyla. Mümkün değil, bırakmaz. Başka şans yok. Öleceksek içeride birlikte öleceğiz. Önce ilk dediğimi söyleyin. Bıraksın hanımları beni alsın. Başbakan Ulu Bey'le görüşmek istiyormuş. Başbakan sizinle görüşmek istiyormuş efendim. Buyursun gelsin. Hanımlara gerek yok. Onları bırakmaya söz versin demiş. Gelsin beyefendi. Rica etsin. Bir düşüneyim. Gerisine bakarız. Belki hanımlar ev sahipliğimden memnun. Gitmek istemeyecekler. Amirim. Riske atmak olmaz mı? Efendim pazarlık yapmıyor. Gelecekse buyursun diyor. Gidelim. Bir dakika. Siz eve girdiğinizde mahzendeki tim tuzağı patlatsın. Bir şaşkınlık olacak illaki. O anda ben müdahale edeceğim. Sizden ricam evin şu tarafında durmayın. Nasıl diyorsan. Siz geride kalın. Usta ne yapıyoruz? Eve giriyoruz. Önce bakır. Bununla mı gireceğiz? Kapıdan giremiyorsak bacadan gireriz. Siz ikiniz biz girdiğimiz anda kapıdan gireceksiniz. Memati sen kullan, ben gördüğümü indireceğim. Girişi bulduk. Haber bekliyoruz. Ben hazırım. Hoş geldiniz. İstifa mektubunuzu bana değil, Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz. Hanımları bırak. Kim istifasını verirse onun eşini bırakır. Girin. Bas! Gidin herkese vurun. Benimle oyun oynamayacaksınız.